Sevgili izleyicilerimiz, 4 Ekim'de 8 farklı ülkede gösterime girecek Hareket 8 filminin mangal partisindeyiz ve yanımızda Gürgen Öz var. Nasılsınız? İyiyiz efendim, siz? Çok teşekkür ederim. Filmdeki karakterinizle isterseniz başlayalım. Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Filmdeki karakterim bugüne kadar alışılmışın dışında son derece ciddi. Filmdeki tek ciddi karakter diyebilirim. Tabii ki kendince ince bir mizahı var. Ama diğerlerine göre çok çok daha ciddi. Rus mafya. Aynı zamanda film ekibi de çok çok keyifli. Ses arkası. Evet evet, çok bize iyi bakılıyor, öyle söyleyeyim. El üstünde tutuluyoruz. Keyifli bir set, kaliteli bir set, kaliteli bir ekip. Filmimiz de öyle olacak. Aksiyon sahneleri de oldukça fazla. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi sektörde komedi filmlerinde aksiyon komedi yok. Aksiyon komedi pek yok. Bu anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Seyirciye değişik gelecek. Aksiyon komedi tür olarak çok keyiflidir. Ne yazık ki Türkiye'de çok yok. Şimdi biz böyle bir aksiyon komedi olarak gireceğimiz için seyirciye değişik gelecek, merak uyandırıcı gelecek. Bence iyi, çok iyi bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımız tüm hızıyla devam edecek. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi de sevgili Ali Sunal yanımızda, nasılsınız? Sağ olun, siz? Çok teşekkür ederim. Filmde nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz setimize. Filmde beceremeyen, başarısız olan, böyle basireti bağlı mı diyeyim, öyle bir karakter bu. Bir polis, evlilikte tutunamamış, duygusal hayatı yarım yamalak, bir ailesi yok, ona verilen hiçbir görevi tamamlayamamış bir kaybeden aslında. Onun gibi diğer kaybedenlerle beraber zorlu bir göreve gidiyor. Niye bu görevi aldığını, niye bu görevin ona verildiğini sonra sürpriz olarak anlıyoruz. Simitçi karakteriniz basında da oldukça yer aldı. Simitçi, neler söyleyeceksiniz? Bir suçluyu yakalamaya çalışırken simitçi kılığına giriyor. Hı hı. Orada da çeşitli şeyler geliyor başına aksiyonla beraber. Evet. Yine o başarısız olduğu operasyonlardan birisi. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir sıcak var. Karnınız da acıktı. Çok sıcak, karnım bize da acıktı. De... bu film komedi tabii. Ama bu komedinin yanında böyle aile olmayı, bir olmayı, birlikte olmayı, birlikte bir şeyler başarmaya çalışmayı bize hatırlatıyor. Bunun önemini tekrardan bize hatırlatıyor. Onun yanında da ciddi bir aksiyonu var. O da seyirciyi sıkmadan, uyutmadan, esnetmeden tutacak. Evet, seyri kolaylaştırıyor, güzelleştiriyor. Yani tam bir aksiyon komedi. Bir yandan da dediğim gibi birlik olmanın, beraber hareket etmenin, arkadaşlığın, paylaşmanın önemini, güzelliğini de anlatıyor bize. Evet, 4 Ekim'de bütün sinemalarda vizyonda olacak. İyi seyirler şimdiden. Bekliyoruz sinemalarda. Evet, şimdi yanımızda Bihter Hanım var, harika zarafetiyle yanımızda. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Film hakkında neler söyleyeceksiniz? Filmi başta, yani başlarken, kabul ederken sevmiştim, ekibi çok sevmiştim. Ama şu anda galiba çekmeye devam ettikçe daha çok seviyorum. Yani samimiyetimle söylüyorum bunu. Çok tatlı oldu, yani biz çok keyif alıyoruz birbirimizden de, hikayeden de, ve gerçekten böyle olduğunda beraber bir şekil verdiğimizde ve böyle tatlı bir arkadaşlık olunca daha keyifli oluyor bu iş. 4 Ekim'de vizyonda. Vizyonda. Bir de yani bu kadar samimiyetle yapılan bir şeyin sonucu kötü olmuyor. Yani dramada da öyle oluyor, komedide de. Ciğerden gelen hiçbir şey karşılıksız kalmıyor diye düşünüyorum. Umarım emeğinizi karşılığını alacaksınız. Umarım. Öyle. Son olarak izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Bol bol sinemaya gidin. Kopmayın diyeceğim yani. Ne diyeyim, çok güzel filmler çekiliyor. Ya yani bir sürü arkadaşımız, birçok insan sette şu anda. Biz çok keyifli bir iş yapıyoruz ama ben onları daha heyecanla ve merakla bekliyorum. El ile kardeşçe güzel bir sinema ve tiyatro yılı olsun diyorum. Röportajlarımız tüm hızıyla devam edecek. Evet, şimdi yanımızda Hakan Bilgin var. Hakan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Müthişiz, harikayız. Film hakkında neler söyleyeceksiniz? Valla film isminden de belli. Hareket 8 gayet hareketli. Çok eğlenceli, hatta bizi bile yer yer ve zaman zaman çekimimizi engelleyecek şekilde güldüren keyifli bir iş çıkıyor. 4 Ekim'de de vizyona girecek, seyirciyle buluşacak. Onun için en iyisini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aksiyon sahneleri nasıl? Benim aksiyonum yok Allah'tan. Ben genelde aksiyon yapsınlar diye çocukları gönderiyorum. Artık belli bir yaşamın üzerine çıktıktan sonra biraz kendimizi kenara çekiyoruz herhalde. Ne bileyim, dolayısıyla bir aksiyonel bir sahne var, bir masa üstüne çıkma sahnem ama çocuklarınki kadar değil, onlar daha yoğun çalışıyorlar. Sevgili izleyicilerimizi müthiş bir son bekliyor değil mi? Evet, çok keyifli. 4 Ekim'de mutlaka sinemaya gidip izlemelerini tavsiye ederim efendim. Evet, hızlı bir şekilde senaryo hakkında bilgileri alıyoruz. Finalde şey ölüyor.
Senaryo hakkında bilgi, 3 tane beceriksiz, işlerinde başarısız polis memurunun. Biri olay yeri incelemeci, biri öğrenci sayılır. Diğerinde evlilik hayatı sallantıda olan. 3 tane kötü, bahtsız, sakar polis karakterimiz var. Siz nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz? Reşat biraz serkeş, biraz dağınık, sorumsuz, çok çabuk parlayan. Ama altı boş parlayan, sinirlenen birisi. Böyle serseri gibi yani şey yani dağınık, kirli. Karavanda yaşıyor. Köpeğiyle aynı kaptan mama yiyor. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Vallahi izleyicilerimizi bizim şu andan itibaren yani 2 haftadır çok eğlendiğimiz, her sahneyi çekerken bir şeyler eklediğimiz, keyif aldığımız, güldüğümüz bir işe sahip çıkmalarını, gelip gönül rahatlığıyla izlemelerini istiyoruz. Hakikaten biz de izlerken büyük keyif aldık. Hepinizi sinemalara bekliyoruz.